Recep İrem'in gözüm kapalı yapıyorum. Merhaba Atan, nasılsın? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün seninle beraberiz. Evet. İlk defa bir formata başlıyoruz bugün. Bir bardak kahve sohbetleri. Evet. Kahvemiz geldi, başladık sohbete. Bitene kadar devam edeceğiz. Bittiğinde artık birbirimizi tanımayacağız. Sen işin başına, ben de işin başına geçeceğim. Beraber inşallah güzel bir, keyifli bir sohbet olur. Şimdi Atan kaygısız kimdir? Ne yapar, ne eder, ne yer? En sevdiği yemek nedir? Atan kaygısız, 26 yaşındayım. Kavurucu ve baristayım. Yaklaşık 9 yıldır hizmet sektöründe çalışıyorum. Yani barista olmadaki sürecim tamamen şans eseriydi zaten. Normalde profesyonel barista, basketbol hayalleri olan... Basketbolcu genç olacaktım. Evet. Boyunda müsait aslında. Yani... Yerli Shaquille O'Neal olabilir misin? Evet, olacaktık. Olamadık maalesef. Sonrasında bir otelde barboyluk yaptım. Daha sonra kısa bir süre barmanlık. Daha sonra... İstanbul'da mı yaptın bunların hepsini yoksa? Antalya'da yaptım. Daha sonra Kayseri'ye geri döndüm. Ailemin yanına bir kafede çalışmam gerekiyordu. Komünolar çalışırken boyum uzun olduğu için bar aldılar. Sonra ilk orada endüstriyel makinalarla ve kahvede çalışma. Boyun yani uzun diye mi aldılar seni? Yani yeteneğine falan bakma Allah'ım. Çok fazla yer kapladığım için. Çık buradan, boşlukları yıkayamıyoruz diyeyim. Evet. Senin yerine 3 kişi iş alıyorum ben. Sonra barboy oldum. Yani yine barboy. Bulaşık yıkama, işte yavaş yavaş kahveyi öğrenme, makinaları tabii. Makinaları kesiyordun uzaktan o zaman sen. Tabii yani yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyordum. Daha sonra da işte nitelikli kahveden bir haber olmaya başladık. Yavaş yavaş da kendimi geliştirmeye başladım. Sonra yarışmaydı. İstanbul'a geldim yarışma. Daha sonra da yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Kaç yıldır İstanbul'dasın peki hata? Daha yıl olmadı. Bir yıl olmadı. Pardon. Bir yıl oldu evet. 11-12 ay olacak yaklaşık olarak. 11-12 ay. İsmini bayağı duyuyoruz senin. Yani 11-12 ayda İstanbul'da adından söz ettirmen demek ki bir şeyleri iyi yapıyorsun burada. Ha, teşekkür ederim. Yani... Kendi işini arkadaşlar nasıl anlatıyorsun? İlk defa tanıştım diyelim. Sen de iş yapıyorsun diye sordular. Evet. Ya ben de baristayım mı diyorsun? Yoksa ya ben de işte hizmet sektöründe çalışıyorum. Baristayım kısmı aslında şey, popüler kültür okey. Evet, tanıyor, biliyor ne yaptığınızı az çok. Çünkü çok fazla kültür yayılmaya başladı. O kafeler açıldı. Ama kavurmacı tarafına geldiğimizde orada birazcık bence kendimizi tanımlarken sıkıntı yaşıyorduk. Şu an işin mesele hep kavurma ama barista evet diyorsun hala galiba. Ya barista ve kavurucu diyorum. Hatta yarışmaya hazırlanıyorsun. Evet, yarışmaya hazırlanıyorum. Barista Türkiye şampiyonasına gireceksin. Türkiye şampiyonasına gireceğim. Çünkü yani kavurucu denince o zaman çok fazla artık algılanmıyor. O yüzden ikinci bir... Algılanmasının nedeni şu. Popülasyonda barista kısmı daha çok ön planda olduğu için arka taraftaki üretim haneyi aslında insanlar çok fazla tanımıyor ve isimlendiremiyor. Kavurucu dendiğinde farklı bir yere gidiyor işte. Et kavurmalı diye soran oldu mu gerçekten? Tabii. Yani buraya gelip de işte arka tarafta kavurma yapıyoruz diye, aa siz et satışta mı yapıyorsunuz? Yani. Saç kavurma. Evet. Enteresan mı gerçekten? Peki kendini nerede görüyorsun ileride? Mesela 5 sene sonraki atağın nerede olacak, ne yapacak? Yani Türkiye'de mi olacak, olmayacak mı? Onu bilemiyorum. Yani, şu an çalışansın burada. Çalışanım. Yani ve 5 sene sonra değil ama ilk hedefim aslında demlemede bir derece elde edip Türkiye'de aslında şampiyonluk elde edip dünyada ülkemizi temsil edebilme şansı yakalamak ve orada insanlarla tanışıp daha iyi bir kontak kurabilmek, kendimi daha fazla geliştirebilmeyi sağlamak istiyorum. Çok güzel valla. Başarılar dileriz. Hayatın sonuna kadar bir tane seçeneğin var ve bir tanesini içmek zorundasın. Sabah tanesini içeceksin, akşam da, öğlen de, gece de. Susasan bile onu içeceksin. Hangi kahveyi tercih ederdin? Kesinlikle demleme olur.
olur. Yani, demleme. Evet, demleme olur. Ondan sonra espresso belki ama demleme. Yok, de, bir tane seçebiliyorsun. Ha, demleme olur. Yani kesinlikle. Ve 60. Ve 60 fark etmez. Demleme olsun da evet, çamurda olsun. Sade bir kahveye daha zevkle içebiliyorum. Sütlülerden ziyade. Güzel. Veya espresso bazlı içeceklerden ziyade. Beni daha çok mutlu kılıyor aslında. Peki müşteriler seni zorluyor mu? Yani seni, sizi zorluyor mu? Hani böyle buradan müşterilere bir şey diyecek olsan. Hani abi şunu da yapmayın bize diyeceğim bir şey var mı? Hani bunu çok yapıyorsunuz, yapmayın yani bunu. Birazcık empati kurulabilir çalışanlarla. Sonuçta bizim burada bir zaman geçiriyoruz. Bunun karşılığında bir miktar para alıyoruz. Ve herkes doğal olarak burada barista algısıyla çalışmıyor. Çünkü popülasyon çok yüksek. Bazı insanlar sırf para kazanmak için, geçimini sağlayabilmesi için bu işi yapıyor. Bundan dolayı da bence birazcık karşı tarafla empati kurarak bizim de işimizi kolaylaştırabilmelerini isterdim yani. Sana şey sorsam, karşılaştığın komik bir anı oldu müşterilerle. Yani genelde oluyor. İlk mesela sektöre başladığım dönemlerde şaşırmıştım. 2015-2016'da sütlü latte istemişti birisi. Sütlü latte. İşte yani oluyor. O latteyi bir yerden duymuş o zaman. Bari evet, latte içerim acı gelir deyip de süt ekletmiş. Tabii evet. Süt. Yani orada işte bizim aslında en büyük sorun yaşadığımız şey bu. İnsanların ne içtiği veya ne yediğini bilmeme kısmı. Yani biz aslında bir şey sunarken evet kahve deyip geçiyoruz aslında ama karşı tarafa bir deneyim sunuyoruz aslında. Teşekkür ederim Atancığım. Kabul ettiğin için bizi. Sohbetin de harikaydı. Ben teşekkür ederim. Kahvem son yudumuna geldi. İstiyorsam beraber sonucularımızı alalım. Okay. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrardan. Kolay gelsin deriz. Teşekkürler.